Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda tabii ki de kıyaslama amacıyla değil, göstermek amacıyla iPhone'lar nereden nereye gelmiş hızlı bir bakış atmak amacıyla sağ elimde görmüş olduğunuz dünyanın ilk iPhone'u olan iPhone 2G ile iPhone 13 Pro'yu yan yana getireceğiz. Şimdi bence ilk olarak şunu açıklamam lazım. Bu dünyanın ilk iPhone'unu yani iPhone 2G'yi nereden buldum? Arkadaşlar İzmir'de bir koleksiyoncu abimiz var. Kendisinin Instagram sayfasını açıklama kısmında bıraktım. Apple World Turkish diye. Bildiğiniz elinde ciddi bir Apple koleksiyonu var ve sağ olsun beni kırmadı. Bu gayet temiz durumda olan, kutulu bir şekilde temiz durumda olan hatta piyasa değeri de bence yüksek olan bu dünyanın ilk iPhone'unu gayet çalışır bir durumda bana emanet etti. Yani telefonu kendisinden buldum. Bu da zaten 13 Pro, bunu biliyorsunuz, gidip İstanbul'dan aldım. Şimdi biz gelelim ilk iPhone'a. İlk iPhone arkadaşlar iPhone 2G adıyla piyasaya sürüldü. Bu cihazın şöyle bir özelliği var. Bu telefonun çıktığı dönemde arkadaşlar akıllı telefonlar değil, yarım klavye yarım ekran şeklindeydi. Apple'ın dünyaya sunmuş olduğu devrim niteliğindeki değişim tam ekranlı dokunmatik bir akıllı telefonu sunmak oldu. Hatta Steve Jobs bu günümüzde çok kullanmış olduğumuz hareketi yaptığında millet çılgına dönmüştü. Hatta gelin onu bir izleteyim size. So I can just move them further apart and stretch the image. Sene 2007 arkadaşlar, Apple bu daha başlangıç, Apple telefonu yeniden icat ediyor sloganlarıyla birlikte iPhone 2G'yi resmen Steve Jobs'un bizzat kendisinin katıldığı etkinlikle tanıttı. O dönem için arkadaşlar fiyatı yaklaşık 500 dolardı en düşük modelinin. Diğer telefon fiyatlarını da ekrana koydum. Onların fiyatlarına baktığınız zaman dönemin gazetecileri tarafından da çılgınca bir fiyat olarak değerlendiriliyor bu fiyat. Ki gerçekten çok yüksek baremdi. Fakat sunduğu yenilikler hesaba katılınca inovasyondur, odur, budur diye böyle geçiştirilebilir. Yani oradan amorti edilebilir bu fiyat. Zaten dünya geneline baktığımız zaman da tam olarak 1.4 milyon adetlik bir satış rakamına ulaştı. Yani dönemin koşulları hesaba katıldığında çok da herkese çok pahalı gelmiş gibi durmuyor. Yaklaşık 500 dolarlık dönem için über olan bu fiyatın nedeni neydi? Nedeni şuydu arkadaşlar. Bu telefon 3.5 inç, 2 megapiksel video çekemeyen bir adet kamerası var. 320x480'lik bir ekran çözünürlüğü var. Ve en önemlisi markası Samsung olan ARM destekli ve yaklaşık 452 MHz bandında çalışan bir işlemcisi var. 412 MHz'miz, çok pardon. Bunların haricinde kablosuz bağlantı vesaire desteğiyle gerçekten dönemin koşulları hesaba katıldığında fiyatının yüksek olması normal görünüyor. Bu arada Apple'ın satış grafiğini de koydum arkadaşlar. 2007 yılındaki ilk iPhone'un çıkışı olan 1.4 milyon satışından sonra adamlar nereye kadar yükselmişler bir görün istedim. Esas patlama 2G'de değil, bundan bir sonraki 3G modelinde yaşanıyor zaten. Zaman geçiyor, yıllar su gibi akıp gidiyor. Ben de bu içeriği fazla uzatmak istemiyorum. Apple yaklaşık bir kaç yılları oluyor? 13-14 yıl aradan sonra iPhone 13 Pro'yu duyuruyor. Bu da iPhone 13 Pro. Gelin isterseniz şimdi masamıza doğru geçelim. Her iki cihazı da elimize alalım. Bir hız testi yapalım. Bir şöyle bir deneyimine bakalım. Ondan sonra da videodan çıkarız. Şimdi masamıza geldik. Sol elimdeki iPhone 13 Pro. Sağ elimdeki de iPhone 2G. İlk yapacağımız şey şu. Tabii ki de bir açılış testi. Bakalım hangisi daha hızlı açılacak. Önce bir şunu kapatalım. Bu arada temel şeylerin hala aynı olduğunu da fark edebilirsiniz. Mesela bunu da kapatayım. Kapatamadım. Kapatayım. Bunda da buna çevirerek yapıyoruz. Şimdi her iki telefonu da masaya koydum. Yalnız bir dakika, bu kendi kendine bir şey yapıyor. Aynen. Şimdi bir yardımcıya ihtiyacım olacak. Sen kronometreyi ben başlat deyince başlat abi. 1, 2, 3, başla. İster misin ilk iPhone daha hızlı açılsın? Aynen, tabii ki de 13 Pro'muz geldi 19 saniyede. 2G'miz. Çok normal arkadaşlar. Birincisi bu telefon 10 küsür yıllık. Bir de dönemin teknolojisini de hesaba katmak lazım. Ha, açıldı bu da sonunda. Tık diye hop diye açı veriyoruz. Kendisini buradan da şu 13 Pro'muzun durdurdum. Kaçıncı saniyede açıldı? 39. saniyede açılmış. Arkadaşlar her iki telefon da şöyle bir elimdeyken bir bakalım isterseniz.
İlk farklılıklar, yani elinizde tabii ki de bir sürü farklılık var. Fakat temel anlamda o günden bugüne birbirini koruyan özelliklere bakalım istiyorum. İlk olarak mesela gelin şu yan taraftaki düzenin hala aslında ilk günküne benzer bir şekilde korunduğunu sizlere bir göstereyim. Hem iPhone 13 Pro'da hem de iPhone 2G'de ses açma kısma tuşları ve telefonu sessize alıp sessizden çıkarabileceğiniz switch neredeyse aynı yerde bulunuyor. 13 Pro'da sim kart takacağımız yerler telefonu yanına gelmiş. İlk iPhone'da bu yer tepe şuradaydı, aynen doğru hatırlıyorum. Şu bölümde yer alıyor. Bir de burada hasret çektiğimiz bir 3.5 mm'lik jack girişi ve telefonun açma kapama tuşu yer alıyor. Aynı durum 13 Pro'da üst kısmında şu taraftaki her şey kalkıyor. Alt kısımda bir tek bir şarj girişi ve hoparlörümüz yer almaya başlıyor. Önemli bir ayrıntı daha var arkadaşlar. iPhone 2G ilk çıktığında home buton üzerinde duruyor ve herhangi bir güvenlik önlemi yer almıyor. Yani bu aynı zamanda parmak izi okuyucu değil. 13 Pro'ya gelen yolculukta Apple bu ekran olayını tamamen full ekrana dönüştürüyor ve yıllarca hasretini çekmiş olduğumuz home butonunu bu 13 Pro'dan daha öncesine dahil olmak üzere 13 Pro'nun da içinde olduğu bir grupla birlikte kaldırıyor. Güvenlik önlemi artık yerini, şöyle de göstereyim sizlere, Face ID'ye bırakıyor. Her iki telefonun da menüsünde şöyle bir dolanmak istiyorum. Hareketlerini, hareket hızı ve Apple'ın hani en azından ilk günden bu yana akışkanlık meselesinde nerelere geldiğini görebilmek açısından. Aynen şöyle menülerinde zaten gezmenin de stoğunu görüyorsunuzdur. Bu telefon artık biraz hem yaşlılıktan dolayı hem de işte yılların getirdiği şeyle bir kare kare kaymayı görüyoruz. Tabii ki de 120 Hz ekranda bu durum neredeyse hiç yaşanmıyor arkadaşlar 13 Pro modelinde. Kamerasını da şöyle bir açıvereyim. Tabii görebiliyor musunuz? Tabii canım yani. Bu böyle. Bu böyle çekmiş. iPhone 13 Pro'muz ise ya tabii ki de inanılmaz bir değişim söz konusu. Bunun haricinde tasarım anlamında neler olmuş bir de onlara bakalım. Gördüğünüz gibi daha öncesinde söylemiştik. Apple ilk tasarım çizgisi olan şu böyle oval köşe sistemine 13 Pro'da geri dönmüş. Bunu 2G modelinde de görüyoruz. Logonun yeri yıllarca değişmemişti. Fakat iPhone 13 Pro'da gördüğünüz gibi şöyle birazcık daha şu an görebiliyorsunuz. Şöyle bir logo yer değişikliği söz konusu. Kameranın yeri değişmemiş. Yıllarca şuradaki yazan yazı iPhone 13 Pro'da kalkmış. Ön kısma baktığımız zaman ise aslında temelde iki cihaz arasında, yani şu an elimde tuttuğum cihaz iPhone 13 Pro değil de iPhone 5 veya 5S olsaydı çok ciddi söylüyorum, çok ciddi bir farklılık göremeyecekti iki cihaz arasında. Şöyle gösterivereyim ben. Alt kısımdaki tasarım çizgisi de ilk günkünü neredeyse koruyor. Ortada şarj girişi, sağda solda mikrofon ve hoparlörler yer alıyor. Telefonun işte bu kısmında bu tarz butonlar yer alıyor. Normalde bu kısımda ilk modelde, yani iPhone'un logosunun kamera kısmına gelen yerde herhangi bir tuş yokken iPhone 13 Pro'ya geçtiğimizde normalde üst kısımda yer alan açma kapama butonunun 13 Pro ile ve daha sonra gelen iPhone'larla birlikte yan tarafa taşındığını görüyoruz. Bu yandaki tuş olayı arkadaşlar muhtemelen telefonun büyümesiyle ilgili bir şey. Mesela bu telefon büyümüş artık, yani yandaki tuş benim daha kolayıma geliyor, üste basamıyorum şu anda. Fakat aynı şey iPhone 2G için geçerli değil. Gayet de tekelle cayır cayır eski günlerdeki gibi telefonu kullanabiliyoruz. Bunun haricinde iPhone 2G, yani ilk iPhone neredeyse 13 Pro'nun bataryası kadar. Vallahi arkadaşlar her iki modelle ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Benim ilgimi çeken birkaç tane durum var. Yani sizin ilginizi çeken bilmiyorum ama mesela mesajlar ikonu neredeyse ilk günkü hatlarını koruyor. Aynı şey kamera ikonu için geçerli değil. Kamera ikonu bayağı bir yol kat etmiş. Arama tuşu neredeyse aynı ve Safari de ilk kez burada görünüyor. Benim kendi telefonumda Safari yokmuş bu arada. Sildim mi lan ben onu? Bakın Safari logosu da bayağı bir değişmiş. Daha belirgin pusulaymış, artık şey olmuş, daha belirsiz bir pusula haline gelmiş. Bunun haricinde YouTube'un logosu belki ilginizi çekebilirler. YouTube logosu 2007'de çıkmasına rağmen bu halde. Bir diğer önemli özelliği, bu telefon ilk çıktığı günde işte bir haritası var. Acaba haritalar nasıl? Ama ikisine internet... Oha! Bu ne lan? Şuna bak, bayağı şey açtı. Görebiliyor musunuz? Ha, bizi şu an nerede gösteriyor? Bu doğru gösteriyor ha. Çok iyi. Çok iyiymiş. Bir yol tarifi almak istiyorum. Bize bir yerin yol tarifini verdi. Abi şuna bakar mısın? Çok önemli bir şey. Vay be. Vay be. Evet, çok güzel olmuş ya. 13 Pro'daki nasıldı? Ben normalde Google Map kullanıyorum.
13 Pro'dakini sizlere göstermeyeceğim çünkü enteresan olan bu arkadaşlar. İyiymiş. Evet, benim söyleyebileceklerim bu kadar. Gelin isterseniz diğer kadrajımıza geçelim ve artık vedalaşalım. Evet, videom bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz şurada beğen butonu var, ona basabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.